Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli dostlar, Muhabbet sohbetlerimizin ikinci kitabımızın beşinci sohbetiyle beraberiz. Rabbimiz birlikteliğimizi hakkımızda hayırlara vesile eylesin. Bu birlikteliğimizde Mahmud Sami Ramazan Ulu Hazretleri'nin kılavuzluğunda Kur'an hakkında başlıklı kalem almış oldukları yazılarını beraber anlamaya çalışacağız inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri buyuruyor ki, İslam-ı Billah, لَوْ اَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ Sadakallahul azim. Ya ekramer rusul. Eğer şu ahkamı ve hakaiki cami olan Kur'an'ı biz dağ üzerine indirmiş olsaydık, sen o dağı Allah'tan korkucu ve Allah'ın korkusundan yarılmış görürdün. İşte misallerimizi biz azimuşşan, Nas'a, insanlara beyan ederiz ki, Nas kendi hallerini teftiş ile düşünsünler ve mütenebbih olsunlar. Kur'an-ı Azimuşşan'da o kadar tesir vardır ki tesir şanından olmayan bir dağ üzerine inzal edilmiş olsaydı o da Kur'an'ın ahkamıyla mükellef olmadığı halde müteessir olurdu. Binaenaleyh Kur'an'ın ahkamıyla mükellef olan insanların Kur'an'dan müteessir olmayıp Cenab-ı Allah'tan korkmamaları kalplerinin büyük dağlardan daha katı olmasına delalet eder. Nitekim ayeti, ayeti celilede buyurulmuştur. Estağfirullah. Sümme qaset kulubukum min ba'di zâlike fehiyye kel hicâratu kel hicâratu ev eşeddu kasve. Kalpleriniz kasvet peyda edince sertlikte taş gibidir veyahut taştan da daha şiddetlidir. Ebu Suud beyanı ve cihile. Lev <Sessizlik> Kur'an ayeti celilesi, Kur'an'ın ulüvvi şanını beyan, yani yüce şanını açıklamak, mev'iza ve nesayihte olan tesirinin kuvvetini temsil için buyurulmuştur. Öğüt ve nasihatteki etkisinin efendim gücünü göstermek için bu ayet-i kerime dile getirilmiştir. Kur'an'ın ahkamıyla dağlar mükellef olmadığı halde eğer Kur'an-ı Azimuşşan dağların üzerine nazil olmuş olsaydı onların, onların müteessir olup Cenab-ı Allah'ın korkusundan parça parça yarılacağı beyan buyurulduğuna nazaran, insanların Kur'an'ın ahkamıyla mükellef ve itaate mecbur oldukları halde kalplerinin müteessir olmaması, kalplerinin pek katı ve hasta olduğuna delalet etmektedir. Ebu Bekir Varrak, rahmetullahi aleyh veya rahimehullahın küçük oğlu Kur'an okumaya hocaya giderdi bir gün benzi sararmış olarak ve titreyerek erkenden hocasından geldi. Babası, ey oğul sana ne oldu dedi. Ey baba, bugün üstadım bana Kur'an ayetinden bir ders verdi. Onun manasını işittim, korkumdan bu hale geldim dedi. Ey oğul, o ayet hangi ayettir dedi. Oğlu, İstanbul'da, Fe keyfe tettekûne in kefertum yevmen yec'alul vildane şiba. Eğer küfür üzerine devam eder de kalırsanız nefsinizi azaptan nasıl saklayacaksınız? O gündeki o günün şiddetinden çocuklar koca olurlar yani saçları ağrır. İşte bu ayeti celilenin manasını o çocuk üstadından anlayınca korkusundan hasta oldu. Ölüm döşeğine düştü, can verdi, öldü. Babası oğlunun kabrine giderdi, ağlardı ve derdi ki, Senin oğlun Kur'an'dan bir ayet işitti, Allah korkusundan can verdi. Sen ise bu kadar zaman Kur'an okur, katmedersin. Ömrün artık sona erdi, ecelin de yaklaştı. Fakat hala hukuku ilahiyeden çocuk kadar korkmazsın. Meğer senin gönlün kara taştan da katıymış ki kalbine Kur'an-ı Azimuşşan tesir etmiyor. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur. Kıyamet gününde Allah tebareke ve teala Adem atamıza ya Adem diyecek. O da icabet edilerek ya Rabbi ferman senindir diyecek. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri de cehenneme girecekleri halk arasından seçip gönder buyuracak. Adem Aleyhisselam'la Ya Rab cehenneme gideceklerin miktarı ne kadardır diye soracak. Allah Tebareke ve Teala da her bin kişiden 999'u buyuracak. İşte Cenab-ı Hak Azze ve Celle Hazretleri Adem'e böyle buyurunca bunun verdiği şiddetli korkudan çocuklar ihtiyarlaşacak, kadınlar çocuğunu düşürecek. İstanbul'da يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِن وَلَكِن اللّٰهِ <شَدِيد> Evet ve <شَدِيد> Habibim zikret o günü ki o günde onun şiddetinden her çocuk emzilen kadın emzirdiği çocuktan gaflet eder ve her hamile hatun korkudan hamlini vaz eder ve sen nazı sarhoş görürsün. Halbuki onlar hakikatte sarhoş değildir ve lakin Allah'ın azabı şiddetlidir. Bu ayeti celile nazil olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına bu hadisi şerifi buyurdular ki Allahu Teala hazretleri Adem aleyhisselama kalk ya Adem zürriyetinden ehli cehennemi e, cehenneme sevk et buyurunca Hz. Adem de ne kadardır diye sorar. Allah Tebareke ve Teala da bin kişiden 999'u buyuracak. Onun üzerine huzurda bulunan ashab kiram Ya Resulallah o binde bir hangimiz olabilir diye sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size müjde olsun. Hayatım yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim ve iyi umarım ki siz ehli cennetin dörtte birini teşekkür edersiniz. Bunun üzerine ashab-ı kiram Allahu Ekber dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar, tekrar buyurdular ki umarım ki ehli cennetin yarısı olursunuz. Ashab da Allahu Ekber dediler. En son Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem siz mahşer halkının umumuna kıyas edilirseniz ancak bir beyaz öküzün derisi üzerindeki siyah bir tüy mesabesindesiniz buyurdular. Evet değerli dostlar Mahmud Sami Ramazanullah Hazretlerinin e, bu ikinci musahabe kitabında yer alan Kur'an hakkında e, başlıklı sohbetini bu şekilde dile getirmiş olduk. Rabbimiz burada e, zikredilen hakikatleri layık olduğu şekilde anlayabilmeyi ve bu hakikatleri hayatımıza yön verebilmeyi cümlemize nasip eylesin. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين